Merhaba arkadaşlar. Çıldırtıcı, kışkırtıcı ve bir o kadar da iç gıcıklayıcı başka bir sohbetle yine birlikteyiz. Abi tam video çekeceğim, temizliğe başlıyor, tamam mı? Sanki 80 milyon izliyor beni ya. Abi bırak, şurada 43 kişi, 28 kişi takılıyoruz. Neyse, size özel bir kişiden bahsedeceğim. Acayip kıskanç abi. Neyse, Yalçın Avcı'dan bahsedeceğim. İki gün önce aradım onu. Ya dedim, senden bahsedeceğim. Farklı bir isim kullanabilirim. Yok dedi kanka, rahat ol, adımı kullan. Dedim yoksa Bahattin falan dedim. Neyse, Yalçın Avcı çok özel birisi. 1984 yılında böyle tahta bir bavulla İstanbul'u yenmeye gelmiş. Yenmiş mi yenememiş mi bilemiyorum ama sonunda siz karar verin. Neyse, ilk geliyor, bu bir otelde resepsiyonist olarak başlıyor. Çok kısa sürede yükseliyor, hemen otel müdürü falan oluyor. Çok böyle girişimci. Hala o Ege şivesini, aslen Köyceğizli, toparlar köyünden. Böyle o Ege şivesini yitirmemiş. Giyim kuşam üzerine değişik yerler açıyor işte. Borchardt, Avantgarde, işte Atlas'ta Pulp, Pulp Fiction'ın Pulp'ı. Abi adam Tarkan'dan tutun, işte Stefano Dominique, Dolce Gabbana'dan bahsediyorum, Elie Saab, ünlü Arap modacı, Roberto Cavalli, Giuseppe Giannini, Fernando Muslera, Muammer Kettenci, Cemil İpekçi, işte Tarkan'dan bahsettim, ilk Tarkan'ı böyle giydirenlerden, o Tarkan'ın yeni çıktığı zamanlarda, Cem Yılmaz, yok abi, böyle herkesi tanıyor falan. Çok uzaktan da yönetmen, ünlü yönetmen Yüksel Aksu'nun akrabası. Neyse, en son açtığı bu giyim kuşam mağazası, Galatasaray Lisesi'ne geçiyorsunuz. 150 metre sağda Galatasaray İş Hanı var. Böyle 7-8 tane dükkanı birleştirip Avantgarde, sokak modası. Hatta Yalçın'a moda sohbetlerimizde bak işte soruyorum ben, adam anlıyor. Modanın başkenti neresi? Hepiniz şey diyeceksiniz, Paris, Milano, Düsseldorf falan ya da New York, Los Angeles. Yok abi, Tokyo. Tokyo bizden 2-3 yıl, hatta Avrupa'dan, Batı'dan 2-3 yıl önde gidiyor falan. Ondan öğrenmiştim. Neyse, ara sıra gidiyorum, geliyorum ona. Talip diye bir arkadaşım var yine, Hızır diye bir arkadaşım var. Başka bölümlerde onlardan da bahsedeceğim. Dördümüz de iyi arkadaşız. Bazen o ona küsüyor. Sonra ben hepsine küsüyorum. Sonra Hızır geliyor, bizi barıştırıyor. Hızır hepimizle küsüyor. Böyle bir şey. Bir dörtlüyüz. Dörtlü saç aya. Bir ara Yalçın ortadan kayboldu. Adamın yanında 1500 kişi çalışıyor. Abartmayayım, 50 kişi çalışıyor. Hadi 80 kişi çalışıyor o mağazada. Rahmetli Harun Kolçak da o giydirirdi. Unuttum. Mekanı cennet olsun. Abi Yalçın'dan haber alamaz olduk işte. Talip'i arıyorum nerede? Hızır'ı arıyorum nerede? Dükkanın önünden geçtim. Dükkan devrolunmuş başka bir yere. Yani başka birisi almış. Kardeşleri falan da yok. Neyse, telefonuna da ulaşamıyorum. Muhtemelen ya onun telefonu değişti ya benimki. Bir ara unuttum Yalçın'ı. Abi bir gün tak bir mesaj geldi WhatsApp'tan, tanımadığım bir numara. Kanka ne haber falan. Ben de iyi kanka dedim, tanımıyorum. Kanka dedi, nasılsın falan. İyi kanka, sen nasılsın? Kanka dedi, çok güzel dedi, elimde obruk peyniri var. Obruk peynirin de ne olduğunu bilmiyorum. Sonradan öğrendim, mağara diye, böyle mağarada yapıyorlarmış falan. Obruğun ne olduğunu biliyorum da. Çok güzeldi de elimdeydi, soğuk sıkım zeytinyağı var 5 litrelik tenekelerde, kutularda, göndereyim falan sana. Ben kankalıktan çıktım ya, dedim kanka diye yazıyorum ama özür dilerim, ben sizi tanıyamadım falan. Ya nasıl tanımasın, Yalçın ben dedi. Allah'ım dedim ya, düşünsenize ya, bir yandan adam Türkiye'de, işte Avrupa'da böyle büyük çapta işler yapıyor, hatta dünyada bayağı gerçekten modacılarla iç içe. Abi birkaç yıl geçiyor, adam soğuk sıkım zeytinyağı satmaya başlıyor. Allah'ım dedim, gerçekten insanı birden Nirvana'dan dedim böyle dibe düşürme. Ama aslında öyle değilmiş. İstanbul yenme olayını kaybetmiş ama sonra Köyceğiz'e gittim.
memleketine. Baktım böyle devasa bir restoran açmış gölün kenarına. Yine giyim kuşam mağazaları duruyor. İşte sadece İstanbul'dan biraz uzaklaşmak istemiş kardeşleriyle birlikte. Ya böyle bir şeyim var. Düşünsenize ya, böyle mağazaları olan bir arkadaşınız birden mesaj atıyor size. Kanka obruk peyniri var işte. 5 litre zeytinyağı göndereyim sana. Onu anlatmak istedim, bu kadar. Sonraki bölümlerde Hayvore'nin sahibi Hızır'la ilgili ve Talip'le ilgili de anılarımdan size bahsedeceğim. Dikkatli olun, kendinize iyi bakın.